Merhabalar, ben Kırmızı Polarlı Adam. Yaklaşık 5 senedir de Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerini geziyorum. Bu gezdiğim süre içerisinde yaşadığım deneyimleri de sizlere aktarmak istiyorum. Bugünkü konumuz çadır konusu. Bir kampçının, doğacının veya bir doğa yürüyüşçünün olmazsa olmaz malzemesi çadırıdır. Eğer bir insanın çadırı yarımsa demek ki geceleri sürekli tehlike altında, yağış altında ve rüzgar altında olacaktır. Ben de bugün sizlere en çok beğendiğim çadırlardan bir tanesi olan Alpenas 2 çadırını tanıtacağım. Ben bunu Letgo'dan aldım. Decathlon'dan yaklaşık 190 TL fiyatı vardı. Bu 2020 Nisan ayı için geçerli. Ardından ben Letgo'ya bakarken kış vakitleriydi ve 100 TL'ye buldum ve hemen aldım. Neden kış vakitlerinde bakıyorum bunlara? Çünkü insanlar özellikle de nasıl diyeyim daha böyle 15 ile 25 yaş arası kişiler heves ediyorlar ve çok malzeme alıyorlar, bir anda alıyorlar. Ancak bu işin ne kadar zor olduğunu anlar anlamaz hemen Letgo'dan bunları elden çıkarmaya çalışıyorlar. Bu şekilde siz de neredeyse yarı yarı fiyatına Letgo'dan kışın ama bak kışın satın alabilirsiniz. Çünkü insanlar yazın kullandıktan sonra kışın bunun anlamını yitiriyor ve bunları satmaya çalışıyorlar. Siz de bu şekilde kelepir güzel bir çadır olsun başka malzemelerinizi tamamlayabilirsiniz. Ben bugüne kadar çoğu malzememi ikinci el aldım ve ikinci el ama bir kullanılmış, iki kullanılmış olarak aldım. Bu çadırı biraz daha sizlere tanıtayım. Bu iki kişilik bir çadır. Neden iki kişilik bir çadır tercih ettim? Yanınızda bir arkadaşınızı alabilirsiniz. İşte onu heveslendirmek için götürebilirsiniz. Tek kişilik çadır olursa ya kardeşim git kendine çadır al demek biraz abes kaçar. Ben her zaman iki kişilik çadır alırım. Gel kardeşim yanımda yer var. İki kişilik çadırım var. Beraber gideriz. Her zaman ben bunu söylerim. Aynı zamanda tek bir kişi olarak siz yattığınız vakitte çantanızı, ayakkabınızı ve başka malzemelerinizi de yanınıza koyabilecek bir alan olur. Tek kişilik çadırda bu çok mümkün değildir ve bundan dolayı çok zordur. Şimdi bu çadırda neler var? Bir sefer dış kılıfta şöyle sizlere göstereyim. Bu da yağmur geçirmez bir malzemeden yapıldığı için çantanızın üst tarafına çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu birinci parçası, ikinci parçası bunlar demir kazıkları var. Bu demir kazıkları her zaman çakmaya gayret edin. Çünkü gece nelerin olabileceğini hiç bilemezsiniz. Böyle içinden bir ipi var. Bunları bağlarken ve kazıkları tutturmak için kullanabilirsiniz. Daha sonra şu olan halkalara bunları yere çaktıktan sonra bunları bu şekilde çakıp çadırınızı sabitleyip ve gerginleştirebilirsiniz ki birazdan anlatacağım birinci katmanla ikinci katman arasında bir hava boşluğu olsun ve çadırlarınız terleme yapmasın. Çadırların terleme problemi ciddi bir problemdir. Çadırların ömrünü kısaltan en önemli etmenlerden bir tanesidir. İkinci etmen ise çadırı ateşe yakın bir yere kurup sıçrayan şeyleri, kıvılcımların onları delmesidir ve yağmur geçirme özelliğini yok etmesidir. Şimdi burada iki parça var. Bunu alt tarafına seriyorsunuz. Bir çadır modeli oluşuyor. Ardına da bu su geçirmez kılıfı üzerine geçirerek bu şekilde kullanıyorsunuz. Ben bunu çok beğendim. Yaklaşık 20 tane kampa gittim bununla ve eskime olmadı. Özellikle de şuna dikkat etmelisiniz. Bu buharlaşma ve sulanma olayına çok dikkat edin. Ve çadırınızı kullandıktan sonra eve getirdiniz diyelim. Kesinlikle boş bir odanıza ya da bir yerinize, balkonunuza açın ve tamamen kurutun. Yoksa içerisinde nem olan çadır küflenir, bozulur ve kokar. Bir sonraki çadırınızın içerisine girdiğiniz vakit şunu söylersiniz. Küf kokuyor dersiniz kendi kendinize. Bundan dolayı da her zaman çadırınızı kuru tutmaya gayret edin. Benim size bunu tavsiye etmemin en önemli nedeni hem başlangıç yapan arkadaşlara çok iyidir. Su geçirmez fiyatı da o kadar pahalı değildir. Size şimdi gidip Husky'nin şu çadırından alın ya da efendime söyleyeyim şunu alın gibi ben şeyler söylemem. Çünkü bu kamp malzeme yani kampçılık, doğacılık ne bileyim adını her neyse ne koyarsanız koyun malzemesi çok olan bir alandır. Şimdi siz bundan bir 100 TL kar ettiniz. Gidip ondan bir bıçak aldınız. Güzel bir bıçak diyelim. Ne oldu? İki malzemeniz oldu. Bu şekilde çok profesyonel, yani kendinizi şunu söylemelisiniz. Ben
bu seviyede neredeyim? Bundan önce bir çadırım vardı, üzerinde kılıf yoktu. Hep içine yağmur girerdi neredeyse. Yazları sadece kullanabilirdim. Bahar, sonbahar ve kış asla kullanamazdım. Şimdi ne oldu? O zaman çıraklık dönemiydi. Ve bunu atlattığıma 5 senede inanıyorum. Bunun 5 senelik ben çıraklığını yaptım. Şimdi kalfalığa yükseldik. Bunu aldık. Belki bir 5 sene sonra tamam diyeceğiz. Artık o zaman da daha profesyonel malzemelerle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü ben acemilik vakitlerinde çok malzeme yıpratırsınız. Bundan dolayı çok para yatırmanıza gerek yok. Bundan dolayı kelepir, böyle ucuz, az kullanılmış ürünlerini her zaman alabilirsiniz. Ve gelelim, biraz Decathlon bana kızacak ama hayatımda gördüğüm en berbat mat bu. Yaklaşık olarak 20-25 tane mat deneyimim vardır. Ve bu mat gördüğüm en kötü matlardan bir tanesi. Su alır, nem alır ve aynı zamanda bu şekilde de kullanmanız çok doğru değildir. Bunu kullanmayın, almayın, para da vermeyin. Şeyin ucuz olduğuna da bakmayın. Hani hafif, evet, ama bir yere koyduğunuz zaman hemen nem alır, ıslaklık alır. Siz ile çadırınıza ilk serdiğiniz şey mat ve alttaki soğuk havayı emin olun ki geçirecektir. Ve bundan dolayı bunu tercih etmeyin. Şöyle atalım. Size şimdi kralı göstereyim. Bu sağ olsunlar bir tane özel kuvvetlerde görev yapan bir arkadaşım bunu göndermişti bana. Askeri bir mat. Bunu piyasada da bulabilirsiniz. Bunun emsalleri vardır. Üzeri böyle tırtıklıdır ve çok serttir. Bir mata, bakınız, şöyle elinizle bastırdığınız zaman bu içine girmemeli. Yani esnememeli ki bu mat iyi bir mat olduğu belli olsun ve bu çok sağlam bir mat. Ben bunu tam 5 senedir kullanıyorum ve ilk aldığım kamp malzemesi bu. Zamanla işte şurada ateş delikleri falan oldu derken yıprandı ama atmadım bunu asla ve bunu atmayı asla düşünmüyorum. Sonuna kadar kullanacağım, kaybolana kadar ve yere serildiği zaman inanır mısınız sıcaklık üretiyor. Yani o size hemen sıcaklık olarak geri döndürüyor ve bundan dolayı askeri matları almayı tercih edin. Çünkü mat çok önemli. Gece yattığınız zaman çadırın içerisine matı seriyorsunuz, üzerine oturuyorsunuz, işte uyku tulumuna giriyorsunuz. Eğer altta güzel bir mat olmasa bu uyku tulumunuzu da etkiler, sizi de etkiler. Sabah kalktığınız zaman hasta olabilirsiniz. Bu konuda biraz daha araştırmacı olun. Bir dükkana gittiğinizde ya da bir mağazaya gittiğinizde "Aa, bu güzel bir mağaza, her şeyini alalım" demeyin. Eleştirin. Bir bazı ara sokaklara girin. Askeri malzeme satan yerlere gidin. Oradaki malzemelere bakın. Bir kıyaslayın ve buna göre hareket edin. Ki bu yerli üretim bir ürün olduğu için fiyatını çok artacağını da zannetmiyorum. Bir çadır tanıtımı videosuyla ve mat konusundaki tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım bir sonraki videoda tekrar beraber oluruz. Bana destek olabilmek için abone olmayı ve değerli yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.